Bir YouTube videosuyla yine karşı karşıyayız. Bugün karşımda çok değerli arkadaşımız var. Ömer Faruk bizim programlara katıldı. Ömer kardeşim, kendini bir anlatır mısın, tanıtır mısın? Merhabalar hocam. Adım Ömer Faruk. Almanya'da Frankfurt şehrinde ikamet ediyorum. Evliyim. Üniversite okuyorum. Meslek sahibiyim. Şu an yüksek lisansdayım. Öyle, şu an aklıma gelenler onlar. Peki ne okuyorsun? Hocam ben yüksek lisansta iki ayrı birbirinden bağımsız dalda okuyorum. Bir tarih alanında yüksek lisans yapıyorum. Bir de siyaset felsefesi alanında. Siyaset felsefesinde senin alanın neydi? Şüphecilik miydi? Şüphe miydi? Benim üzerine tez yazdığım alan şüphecilik. Evet, 16. yüzyılda başlayıp 17. yüzyılda pik yapan, zirvesini gören skepsizm Fransızcası, Türkçesi şüphecilik üzeri alanımda, evet. Yani senin alanın şüphecilik. O zaman şüphecilik konusunda uzmansın. Uzman sayılmam ama birçok çalışma yapmak nasip oldu diye, öyle diyelim hocam. Peki sen şüpheyle, tabii bilim şüphe biliyorsun, şüphe etmen lazım bilimde. Bu program, katıldığın bu program, bir şüphe uzmanı olarak veya tarihçisi olarak şüphelerin var mı, şüphelerin kaldı mı? Programla ilgili olarak hiçbir şüphem kalmadı. Esasen zaten ilk duyduğum zamanlar o şüphelerim vardı ama sizinle irtibata geçtikten sonra, sizinle konuştuktan sonra zaten o şüphelerim birer birer yok oldu diyebilirim hocam. Daha sonra bu şüphelerin yok olmasıyla birlikte programa katıldım. Ve tabii ki de devamlı bir arada bir vesvese de olabiliyor. Hani belirli bir zamanlar, birazdan belki daha detaylı konuşuruz, o comfort zone, rahatlık alanının genişlemesiyle birlikte devamlı ya acaba ihtiyaç var mı, bunları kendin de bilemez miydin, kendin de okuyamaz mıydın gibi şüpheler zamanla gelse de bunların hep bir farklı, bir yeni bölüm, bir yeni video ile birlikte, bir yeni görüşmeyle, canlı yayınla birlikte sizlerin eşliğinde bunlar tek tek yine geldiği gibi de tekrar yok oluyordu. Evet. Çok güzel. Çok güzel ifade ettin. Peki aktüel durumu anlatır mısın bana? Şu anki aktüel durum neredesin? Hocam şu anki aktüel durum şöyle izah edeyim. Planlı, programlı, düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışabileceğim söylüyorum. Dilerseniz biraz böyle daha geniş olarak anlatayım, izniniz olursa hocam. Genel olarak farklı alanlarda ben yüksek lisansını evvel, lisans alanında da iki ayrı dal, o siyaset bilimi ve felsefe okuyordum. Ve o alanda her zaman yazmak gerektiğim tezler olsun veyahut da bunun yanı sıra çalıştığım işte yayın evi olsun. Burada her zaman bir düzensiz ama istikrarlı bir düzensizliğim vardı. Bu ne demek oluyor? Tezlerimi her zaman yetiştiriyor muydum? Yetiştiriyordum. Çalışmalarımı yetiştiriyor muydum? Yetiştiriyordum. Ama kendimi şöyle şartlamıştım. Ya ben 8. sınıftan beri yalnız gece çalışabiliyorum. Veyahut da ya ben baskı olmadım çalışamıyorum. Sınava bir hafta kalması lazım. 2 gün kalması lazım. Ancak o zaman çalışabiliyorum diyordum. Ve gerçekten de lisansımı bu şekilde bitirdim. Nasıl bitirdim? İşte son günlere kalıyordu. Bu yazarken işte Almanca Wasserfallprinzip deniyor. Akışına bırakıyorsun yazarken, artık sona gelmişsin. Son günlere bırakıyordum ve yetiştiriyordum. Ama her zaman aldığım geri dönüşler işte hocalarından şöyle oluyordu. Ya o kadar güzel gidiyorsun ki konuya, sonuna doğru zamanın kısıtlı olduğunu artık okurken biz anlıyoruz. Niye bir hafta fazla zaman ayırmıyordun kendine? Ve her zaman kendime şunu söylüyordum. Ya bir dahaki tezde farklı yapacağım. Bir dahaki araştırma konumda farklı yapacağım. O olmuyordu. Çünkü kendimi ona programlamışım. Niye programlamışım? Kendimi, ya bir hafta kalmadan tez yazılır mı? 2 gecede ben 9-10 sayfa yazarım. Yazıyorum, evet. Ama sizin de biraz evvel değindiğiniz
şüphecilik hakkındaki tezime kadar. O zaman sizlerin yani bu programa katılmakla birlikte yazdım o tezi. Ve çok düzenli bir şekilde yazdım. Ve şunu da söyleyeyim, 1,5 yıldır erteliyordum bu tezi. Düzenli bir şekilde gündüz çalışarak, yani benim için anormal bir şey. Çünkü ben kendime alıştırmışım. 8. sınıftan beri yalnız gecece yazabilirim. Yalnız baskı altında yazabilirim. Gündüz çalışarak, düzenli bir şekilde ve bir günde 7 saat olarak değil, her gün 2 saat, 1 saat istikrarlı bir şekilde devam ederek çalışmaya başladım. Ve bunun tabii neticede de hasıl oldu, neticede de ortaya çıktı. Ve o gün bugündür o durumum devam ediyor. Yani hangi durumum? Düzenli, istikrarlı, planlı çalışma ve sonuç odaklı. Yani siz hep diyorsunuz ya, mızmızlanma, harekete geç. Ya gerçekten de öyle. Artık etrafımdaki beni çapa olarak bahsettiğimiz, beni tutan şeylerden arınarak çalışabiliyorum. Biraz uzun oldu hocam ama bilmiyorum. Çok güzel oldu, çok güzel izah ettin. Yani diyorsun ki programa katıldıktan sonra hep ertelediğin ne varsa, bilhassa tez çalışmalarım, bunları istikrarlı bir şekilde çok kısa sürede bitirdim. İstikrarlı bir şekilde kendimi yormadan. Pareto prensibi diyorlar buna. Pareto prensibi. YouTube videolarında anlatıyorum. Şunu da sormak istiyorum. Programa katıldıktan ne kadar zaman içerisinde çalışmanı bitirdin, tezini bitirdin? Ben programa 6. ayın sonunda katıldım. Ve 7. ayın sanırım ya 22'si ya 23'ü tezi teslim ettim. Şimdi tez yazanlar için 3 hafta çok normal bir süre. Benim için 3 hafta çok fazla bir süre. Çünkü dediğim gibi ben 2 gecede yazıyorum tezlerimi normalde. Ve 21 günde teslim ettim tezimi. Tam 3 hafta. Tamam. Yani en çok sıkıntı yaşadığın o stresli dönemin herhalde dönemin ortasındaydık veya başındaydık. Tez çalışmaların vardı. Bunun dışında programa başlamadan önce nasıl bir durumdaydın? Genel olarak ben tabii çevremden de biraz şey yapayım. Bu sordum, dedim işte İsa hocam, dedim böyle bir yayın yapacağız. Siz dedim ne gözlemlediniz? Yani aileme sordum, işte hanıma sordum, ablalarıma, abime sordum. Onların da değindiği hususlar vardı. Onlardan biri mesela şöyle diyorlar: sabırsızdın. Yani yine sonuç odaklı, hedefe kilitli ama sabırsız. Başkasını dinlerken mesela cevap vermek için dinliyordun. Yani buradaki amaç cevap vermek için şu. Ya onun söylediğine ehemmiyet vermemek değil. Sabırlı ve sebatlı bir şekilde onu da anlayabilmek. Bizleri daha iyi anlıyorsun diyorlar. Bizlerle daha iyi iletişim kurabiliyorsun. Bu genel olarak evvelki iletişimin kötü veyahut da çok muzdim bir durumda olmasından ziyade şimdi daha da iyi olması. Onlardan bahsediyorlar ve benim belki kendim için söyleyebileceğim ve müşahede ettiğim önemli husus, hep deniyor ya, işte bu da öğretilmiş bir şey, işte Karadenizlisin, çabuk sinirlenirsin. Sinir konusu genellikle trafikte oluyor bu. İşte trafikte başkalarının bana veyahut da benim duygularıma dokunması veya benim duygularımı yönetmesine artık müsaade etmiyorum. Daha evvel başkası, ya bugün daha bu sabah hanımla bir yere giderken yaşadık. Adam hiçbir şey yokken kornaya basıyor trafikte, işte bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Hanım da diyor ki ya sinirlenme diyor. Şimdi alışmış ama hiçbir şey yok, hiçbir sinirlenmedim, gayet sakin. Daha sonra kendisi de şey yaptı. Takdir etti. Belki önceki ben olsaydı, programlarda önceki ben olsaydı, çok da nadir olmayan bir şey, durur orada mesela, arabadan çıkardım ya da öyle bir öfke sorunlarım olabiliyordu. Sorun demeyeyim, öfke kontrolsüzlüğü diyeyim. Öfke kontrolsüzlüğü olabiliyordu. Ama şimdi bu da bugün müşahede ettiğimiz bir mesele, öyle bir şey artık söz konusu olmuyor. Çok güzel. Yani duygularını kontrol altında tutabiliyorsun, yönetebiliyorsun. Daha önceden duyguların seni kontrol altına alabiliyordu.
Bu da duygularınla hareket ettiğin zaman tabii yanlış karar almana etken oluyordu veya birçok yerde hata yapmana sebep oluyordu. Evet, tam olarak öyle hocam. Peki bunun dışında başka neler söylediler çevrendekiler? Benim genel olarak hala bir bahsettiğim gibi geceleri çalıştığım için bu çalışma hani iş olarak değil, benim akademide olduğum için bu araştırma olur, okuma olur. Yani çalışmaktan bunları kastediyorum. Daha çok ben geceleri yapıyorum araştırmalarımı, okumalarımı. Arkadaşlarım bu yüzden beni yıllarca alışmışlar. Gece 1'de 2'de arıyorlar. Bu sefer ben telefona çıkmayınca şaşırıyorlar. Ya sen bu saatte uyur muydun vesaire. Düzenli bir şekilde her günüm gerçekten düzenli. Bu her günüm aynı olduğu manasında değil. Her günün kendine özel, unik dediğimiz yani tek bir düzeni var. Kendine özel bir düzeni var. Ve bunu devam ettirebiliyorum. Daha evvel nasıl oluyordu? İşte bir gece uyumuyorduk ve diyorduk ki ya bu gece uyumadan başaralım. Akşam erken yatarız ki buradan da yani sesleneyim, herkes öyle, yani birçok benim tanıdığım çevremde insanlar öyle yapıyor. Ya bir gece uyumayalım, akşam erken yatırız, uykumuz düzene girer. Öyle kolay olmuyor. Yani ben yıllarca gerçekten bunu bu şekilde denedim. Maalesef olmuyor. Dolayısıyla bunlardan söz ediyorlar. Ve şunu da söyleyeyim, yeme içme alışkanlığım. Ya ben sabahları asla mesela kahvaltı yapamıyordum. Genellikle ben öğle saatlerinde kahvaltı yapıyorum. Çünkü sabahları bir kahveyle geçiştiriyordum. Ama şimdi öyle değil. Sabah, öğle, akşam gerçekten yeme alışkanlığım, içme alışkanlığım, mesela su içme alışkanlığım yoktu. Bunlar yani öyle küçük ve ufak detay, yani tafsilat gibi gözükse de aslında hayatını tamamlayıcı ve temel unsurlarından ibaret olan şeyler. Ve bu alanda sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka veyahut da büyükler mutlaka anlayacaktır neyi kastettiğimi. Çok güzel, çok güzel. Peki başka ne problemin vardı? Mesela sağlıkla alakalı nasıldın? Şu anda nasılsın? Genel olarak sağlık olarak hocam benim trombositlerle ilgili bir sorunum vardı. O vücut kendi trombositlerini yok ediyor. Yani otoimmün rahatsızlık, ITP deniyor. İdiopatik trombositopeni, yani idiopatik olması nereden geldiği bilinmediği anlamında. Trombositopeni, vücut kendi, yani dalak kendi trombositlerini yok ediyor. Ve biz yaklaşık bir senedir var bu. Ve biz şunu anladık ki bu bir sene boyunca ne zaman stresli bir dönem olsa değerlerim düşüyor. Ve ne zaman stresli, yani normal stresin en asgari düzeyde olduğu dönemler değerler yükseliyor. Yani trombosit değerleri. Bunu müşahede ettik. Ve genel olarak da artık ailemde de kestirebiliyoruz bunu. Mesela babam olsun, annem olsun bilebiliyor. Bu hafta işte biraz şu meseleler oldu. Belki değerleri düşmüştür gibi konuşabiliyor ve o hafta da düşüyor. Onlar öyle dediği için değil. Çünkü stres odaklı olduğu için. Nasıl bir stres? Mesela taşınma telaşı vardı gibi stresler. Ama dış etkenlerden değil, kendi kendimize ürettiğimiz stresler de. Ne gibi? İşte ilk başta bahsettiğim gibi artık 2 gecede tez yazacağım stresi. Bunu sizle ilk görüşmede ben fark etmiştim. Genel olarak bana arkadaşlarım çok şey olduğumu söylüyor. Böyle her şeyi yoluna bırakan, böyle baskı yapmayan, kendine stres yapmayan, öyle bir şey olduğu söyleniyorlar. Hatta kısa bir anımı da anlatayım. Düğünden önceki gece tüm arkadaşlar buluştuk, işte hanımın arkadaşları da vardı. İşte düğünü planlıyoruz. İşte nasıl oldu? Küçük oldu çünkü bizim düğün korona dolayısıyla. Ondan sonra ben dedim ki arkadaşlar, neyse dedim, bir kafedeydik, kahve içtik. Ondan sonra neyse dedim, eve gidelim de bir iki tur dedim FIFA oynayalım dedim. Ondan sonra hanımın arkadaşları kız ya nasıl dedi, yarın düğünün var, niye böyle şey yapıyorsun? Hani biraz bir telaşlı ol, şu ol, bu ol demişlerdi.
Bu bende hep şu etkiyi bıraktı. Ya ben genel olarak stresli bir insan değilim. Kendime stres yapmıyorum. Ta ki sizle ilk görüşmeye gelene kadar. Orada fark ettim ki bendeki stres düzeyi o kadar böyle nüksetmiş ki, tavan yapmış ki bu artık rehavete dönüşmüş. Ne tür bir stres? İşte tezler, çalışmalar, işte bunun haricinde tabii farklı, işte tarih alanında farklı yabancı dil kalifikasyonları istiyorlar. İki yabancı dili, Latincesi vesaire, bu alanda çalışmalar var. Bunlar bende artık çok büyük stres yaptığını ben ancak o zaman fark ettim. Ve o düğün gecesindeki olay, düğünden evvel geceki olay da bile o aslında stressiz diyemem değil, çok stresin rehavete dönüşmesi olduğunu ta o zaman anlayabildim. Öyle söyleyeyim. Bugün itibariyle tabii ki seyrelmeler de olsa da sağlık alanında şunu söyleyebilirim ki ne kadar stresimi, yani kendime uyguladığım baskıyı ne kadar kontrol altında tutabiliyorsam, ki program dolayısıyla da bunda gayet muvaffak olduğumu düşünüyorum. O kadar da değerlerim stabil kalıyor. Çok güzel, maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah afiyet versin. Bunun dışında bana bir şeyler daha söylemiştin. Finans konusunu diyelim. Finansla alakalı. Neler değişti programa katıldıktan sonra? Korona öncesinde birçok üniversitede akademik alanda çalışan kişi gibi koronayla birlikte ben de mesela iş sözleşmem uzatılmamıştı. Orada tabii ister istemez insan bir boşluğa düşüyor. Tabii ki rızık Allah'tan, yani onda hiçbir şüphemiz yok. Ama insana yine bir baskı oluşabiliyor. Ve ben bu süreçte uzun müddet eski iş yerimden, yani çalıştığım iş yerimden bir geri dönüş bekledim. Çünkü geri dönüş yapacaklardı onlar. Korona döneminde kısa dönem çalışmaları bittiği an tekrar, çünkü onlar da gayet memnundu, ben de gayet memnundum. Dolayısıyla bu bende bir şey vardı. Hani oldu olacak, oldu olacak. İlginçtir ki programla birlikte, yani yaklaşık 1 yıl ve 3 ay boyunca haber almadığım programla birlikte bu görüş açısı diye siz son videoda öyle çevirmiştiniz. Mindset'teki değişiklikle birlikte bir hafta içerisinde hem iş hem ev, bir de bir taşınma hususu vardı. Ev meselesi ardı arkasına, yani 20 dakika arayla halloldu. İşte aradılar vesaire, direkt iletişime geçtiler. Bunun yanı sıra kendi alanımda çalıştığım iç tasarım alanında kendi işim var. Burada da gayet düzenli bir şekilde, tabii vakit ne kadar vakit ayırırsanız, ki siz daha iyi biliyorsunuz kendi işiniz olduğu için, ne kadar vakit ayırırsan o kadar bunun şeyi, karşılığı geliyor. Ama ben o kadar stresliydim ki, yani o kadar işin başından aşkındı ki, okumalar, çalışmalar, tezler, araştırmalar, bir türlü kendi işime fırsat bulamıyordum. Ve dolayısıyla hep ne yapıyordum? En yakın tarihte, deadline dediğimiz son tarih, en yakın neyse onu bitiriyordum. Tez mi? O bitiyor. Araştırma mı? O bitiyor. Ondan sonra ne geliyor? 20 gün sonra makale mi yazılacak? Tamam, makale yazıyordum. Dolayısıyla ne oluyordu? Kendi işime vakit ayıramıyordum. Bu coaching programına, kişisel gelişime o yüzden ben çok geç vakit ayırıyorum. Çünkü diyorsun ki ister istemez ya şu da bitsin o zaman. Bakıyorsun neyse bu da bitsin. Bir araştırma daha gel, hadi bu edin. Sonra bir profesörden mail gel, hadi şunu da yapayım. Ama ardı arkası kesilmiyor. Sonra anladım ki bu böyle olmayacak. Ve bir gün sizinle tekrar iletişime geçtim. Konuştuk. Ve o günden itibaren şunu yapmayı öğrendim. Ben bir gün içerisinde, yani 24 saat içerisinde uyku, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlar dışında araştırmaya da vakit ayırabilirim. Kendi işime de vakit ayırabilirim. Yayın evindeki işime de vakit ayırabilirim. Üniversite, okuma, kendi gelişim ve kişisel gelişime de vakit ayırabilirim. Ama nasıl? Onu da zaten programla birlikte öğrendim. Nasıl vakit ayırabilirim? Bunu çok güzel bir şekilde, planlı bir şekilde ele alarak. Ama siz çok güzel söylüyorsunuz her zaman. Yani kitaplarını okunarak arabayı kullanmak öğrenilmez. Bunun bir ehli oluyor. Ve onunla birlikte öğreniliyor. Ve gerçekten bende de böyle oldu.
Dolayısıyla şimdi teoriye insem şöyle şöyle yaptım desem çok karışık olacak. O yüzden en iyisi böyle söyleyeyim. Çok güzel anlattın yine. Daha önceden sen bu programa katılmadan önce bir tanışmamız oldu. Kaç sene önceydi? Hocam sanırım bir 4 sene olmuştur herhalde. Belki daha fazla. Yani 4 sene erteledin. Yani bu programa girmeyi erteledin. Evet ve gerçekten 4 sene olduğunu insan sonradan şey yapıyor, sonradan algılıyor. O kadar hızlı geçiyor ki vakit. Aynı demin bahsettiğim gibi sonra yaparım, ederim diye 4 sene geçmiş. Peki ne oldu da ayakların yere değdi? Yani tabana indin, öyle diyelim. Dibe indin. Çünkü dibe inince insan uyanıyor. Ayakları yere değince. Ne oldu veya hangi yumruğu yedin de uyandığında programa katıldın? Öyle diyelim. Şöyle söyleyeyim. Artık bu rehavet ve konfor zone o kadar genişledi ki ben baktım ki bu gidişle araştırmalarımı, çalışmalarımı, hedeflerim zora giriyor. Yani ulaşamıyorum. Üzerine bir de sağlık sebepleri de eklenince dedim ki tamam bu işte bir sıkıntı var. Yani benim hedeflerim yani maddiyat odaklı hedefler değil yani veya kariyer odaklı öyle tabir edeyim. Kariyer odaklı hedefler değil. Ben şu pozisyona geleceğim hedefi değil. Genel olarak farklı alandaki hedeflerimi baktım ki oluşmuyor. Yani yaş ilerliyor ama bir türlü olmuyor. Misal verdim işte dil kursları, işte Latince öğrenmem gerekiyor. Bir türlü fırsat olmuyor. Arapça öğreniyorum. Ya bunu yapayım yarın bugün oluşmuyor ama yaş da ilerliyor. Üniversiteden bunlar doktora çalışması için lazım. Olmadan başlayamıyorsun. Dedim burada bir sıkıntı var. Bir de sağlık meselesi de eklenince dedim tamam hani Almanca'dan gerçi Türkçe'ye de var bardağı taşıran das fast zum überlaufen gemacht. Bardağı taşıran son damla da bunlar oldu. Böylelikle tekrar vesile oldu. Şimdi insanlar merak ediyordur. Şu soru da sorulacak. Ya tamam da Latince, Arapçadan bahsediyor. Başka hangi dilleri biliyor diye soracaklar. İnsanların aklına gelecek. Şimdi oraya takılırlarsa ilerleyemeyiz. O yüzden kaç dil biliyorsun onu söyleyebilirsin. Kaç dil biliyorsun? Ya, biliyorumdan ziyade şu ismi. Almanca, Türkçe, İngilizce zaten bildiğimiz diller. Fransızca da çalışmalarım devam ediyor. Arapça bir de Latince var. Dolayısıyla İspanyolca da var mı? İspanyolca hanımda var, bende yok. Tamam. Çok güzel. Şimdi Almanya'da akademik çalışmalar yapanlar daha fazla dil biliyorlar. Çalışmalar için Arapça, Latince, Fransızca, İspanyolca, İngilizce. İngilizce zaten normal, bunları bilmek gerekiyor. Evet, benim işte tarih alanında tam hangi alanda tezimi yazacağım netleşmedi ama yeni çağ diye literatürde öyle tabir ediliyor. Yeni çağ hakkın döneminde yazacak olursam bir ayrıyeten bir yeni dil yani Romani, Şişpati, İspanyolca, İtalyanca, Portekiz gibi bir dil daha isteyecekler. Peki şimdi neler denemiştin? Şimdi 4 sene bir boşluktaydın. Ve hedefine ulaşmak için bir şeyler denemişsindir elbette. Hani kendim yaparım. Şimdi İsa Bey'in yanına gideceksin, bir programa gireceksin. Çalışma olacak, disiplin gerekecek falan. Ama sen neler denedin de olmadı? Neler denedin? YouTube'da birçok video izledim. Yani sizden ziyade farklı işte. Bu blogger dediğimiz, yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes input, herkes içerik üretiyor. Ve bloggerler mesela ben günümü nasıl tasarlıyorum? Veyahut da akademisyenler işte ben dilleri nasıl öğrendim? İşte ben şunu nasıl yapıyorum? Onları izliyorsun, uygulamaya başlıyorsun. Bu sadece zaman almıyor, enerjini de tüketiyor. Çünkü bakıyorsun adam öyle öğrenmiş, muvaffak da olmuş ama ben öyle öğrenemiyorum. Ama benim 1-2-3 ayımı alıyor mesela onu uygulamaya çalışacağım diye. Çünkü neyi bilmiyorum? Belki o adamın farklı, belki duyarak daha iyi öğreniyor. O adam diyor ki ben diyor şöyle yapıyorum, dizi izleyerek öğrendim diyor. Ama belki ben zaten dizi izlemiyorum ki dizi izleyebilirim. Bu sefer ne oluyor? Dizi seçiyorum, dizi buluyorum. İngilizce öğrenmeye, Fransızca işte bakmaya çalışıyorum. Bu sefer olmuyor.
Ama ne yapmış? Diziyi izlemiş oluyorsun, vakit harcamış oluyorsun, efor sarf ediyorsun. Tabii İngilizce de biraz daha şey ama mesela tamamen yeni bir dil. Fransızca yeni başladığımda, bundan yaklaşık 3 yıl evvel, öyle çok sıkıntıyla karşılaştım. Yani YouTube'dan bir şey farklı, başkasının gittiği yolu birebir uygulamaya çalışmak. Muvaffak olamadım. Onun haricinde kendim to-do listleri yapmaya başladım. Yani yapılacak listeler. Baktım onun da ardı arkası kesilmiyor. Çünkü tekniği o değil. Her gün 3 ile başlıyor to-do list. Akşam bakıyorum 13 olmuş. Çünkü her gün bir şeyler ekleniyor. Bu sefer günlük telaşesinin yanında kendi hedefine de odaklanamıyorsun. Bunlarla bayağı bir vakit kaybettim diyeyim. Veyahut da tecrübe kazandım diyeyim. 4 sene gitti. 4 sene gitti ve ya şu an işte benim tecrübelerimi aktarmaya çalıştığım farklı genç kadrolar var, arkadaşlarım var. Ya benden daha genç olanlar, henüz üniversite tercih yapacak olanlar. Onlara bu tavsiyelerde sıkça bulunuyorum. Ya artık benim o 4 sene heba ettiğim diyeyim, tırnak içerisinde şekilde onların yapmaması için farklı ipuçları göstermeye çalışıyorum. İki cümleyle ne söyleyebilirsin onlara? Şimdi bir parantez içerisinde sen şunu öğrendin anladığım kadarıyla. Araba sürmeyi kitap okuyarak, şu arkadaki kitapları okuyarak öğrenemiyorsun. Evet. Veya onun YouTube videoda anlattığı teknik sende uymayabilir. Evet. Bilgiyle, çok bilerek kilo veremiyorsun. Anladığım kadarıyla. Sen o zaman gençlere veya şu videoyu izleyen beyni genç kalmış insanlara veya yaşı fark etmez ne olursa olsun içinde o ateşi olan insanlara ne tavsiye edersin? Şunu tavsiye ederim. Öncelikle sevdiğim birinin güzel bir, ya sevdiğimden ziyade hayranlık duyduğum bir filozofun, Friedrich Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Şöyle diyor, her insan bir unik, yani tektir. Eigenartig Almancası, Fransızcası unik. Her insan uniktir, yani tek başına bir varlıktır ve bir ikincisi yoktur. Dolayısıyla adı da zaten kişisel gelişim. Yani kitaplar basılıyor, kişisel gelişim yazıyor. 100 bin adet satmış, 25. bastı. Bu kişiselse nasıl o zaman 100 bin adet basıp servis ediliyor? Dolayısıyla bunu gerçekten buna ehemmiyet göstermeleri ve kişisel gelişim gerçekten kişisel olduğunu, yani her kişinin bir tek bir yapıt olduğunu kainatta, Nietzsche'nin de dediği gibi, tabii bunlar dini örnekler de verebiliriz. Ben biraz daha batılı bir örnek verdim. Nietzsche'nin dediği gibi unik olduğunu, tek olduğunu, tek bir varlık olduğunu ve bu tek varlığında kendine münhasır farklı aidiyetler, özellikler barındırdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Farklı kabiliyetler, farklı yetenekler, farklı ilgi alanları. Dolayısıyla bu genelleme yapılmış kişisel gelişimler, işte YouTube'da görebileceğimiz o videolara da fazla vakit kaybetmesinler. Gerçekten adı gibi olan kişisel bir gelişim planı hazırlamalarını tavsiye ederim. İki cümleden biraz uzun oldu ama biraz açmam gerekti hocam. Programda ilk olarak zaten ilk başta nerede, hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda güçlendirilmesi gereken, bakın zayıf demiyorum, güçlendirilmesi gereken, bu da programda öğrenmiş olduğumuz dil kalıpları dolayısıyla güçlendirmesi gereken kabiliyetler öğreniliyor. Yani bir insanın kabiliyetleri nelerdir? Güçlü olanlar ve güçlendirmesi gerektiği, çalışması gerektiği kabiliyetler nelerdir? Bunlar ilk olarak zaten baz alınıyor ve bunun üzerine bir çalışma inşa ediliyor. Dolayısıyla temeli sağlam olduktan sonra üzerine bir gökdelen de inşa etmekte bir beis olmuyor. Çok daha gayet de güzel oluyor ama o temel işte ilk başta atılıyor güzel bir şekilde ve ondan sonra programlarda zaten kişisel sorular, ben de işte sorduğum sorular oldu.
işte size aktarılıyor ve siz bu soruları her hafta cevaplıyorsunuz. Ve daha da güzel olan, farklı insanlar da bunlardan, yani programa katılanlar da farklı insanların tecrübelerinden faydalanabiliyor. Farklı insanların sorularından. Onu da çok önemli buluyorum. Ben çok küçük yaşta televizyonda bir kere bir söz duymuştum. Tecrübeye saygı insanın yılları kazandırır diye. Ve o aklımın bir köşesinde kaldı çocukluktan beri. Ben her zaman şöyle düşünüyorum. İnsan kendi her şeyi tecrübe edebileceği kadar uzun yaşamaz. Önemli olan başkalarının tecrübelerinden de faydalanabilmek. Dolayısıyla böyle bir imkan da sunuyor aynı zamanda sizin programlarınız. Başkalarının tecrübelerinden de faydalanabiliyorsunuz. Evet. O zamana kadar 22 bin insanla iletişimde olduk. Onlara faydamız oldu. Ve her insan bir kitaptır. Biz de aynı onlardan bir şeyler öğrendik. Çünkü herkesin yapısı farklı, düşünce yapısı, bakış açısı, tecrübesi. Biraz önce dediğin gibi o cümleyi tekrarlar mısın? Arkadaşlarımız not almaları için. Tecrübeye saygı insana yılları kazandırır. Aynen öyle. Yani uzun süreler eğitim alıp da ordinarius olmaya gerek yok. İnsanlara daha çok şey öğreniyorsunuz. Ve onları ne yapıyorsunuz? Aktarıyorsunuz. Aktarıyorsunuz ve alan kişiler de daha çok bilgi sahibi oluyor. Yani böyle basma kalıp genel kişisel gelişim değil, daha fazla donanımlı, daha kişiye özel eigen artık böyle ihtiyacı olan, güçlendirilmesi gereken bölgelere çalışmalar yapılıyor ve o içindeki kabiliyet keşfedemediği içindeki o en lüks araba garajda çalışıyor, duruyor. Onu çıkarıyor garajdan ve gaza basıyor. O kadar. Evet. Ve haliyle ben o yönden tabii biraz daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani Allah o şekilde nasip etti. Sevdiğim işi yapıyorum. Bugüne kadar da öyle yaptım. Daha evvel iktisat okudum. İktisatçıyım aslında. Daha sonra ben sosyal bilimlere geçtim. Bu da tabii benim bir avantajım ama genel olarak şunu söyleyebilirim. İnsan sizin de bahsettiğiniz gibi o içindeki cevheri, yani ne için yaratıldığını, yaratılış gayesini keşfedemediği sürece, öğrenemediği sürece mutlu da olamıyor bir şekilde. Ve onun için de gerçekten programda bilhassa ilk başta o yapmış olduğunuz tespitlerle birlikte çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani analiz, ilk kişiyi kişiye tanıtma. Hani hadis-i şerif var ya, sürekli tekrarladığım, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Çok hani herkesin anlayabileceği açıklamaya da gerek yok. Kendini bilmek, kendini tanımak. Ama insanlar genellikle kendini tanıdığını zannediyor. Veya şöyle örnek vereyim, bana çok komik geliyor örneğin, nişanlılar, uzun süre nişanlı kalıyorlar ya, ya tanıyacağız diyor, yani birbirimizi tanımamız lazım. Ya sen kendini tanımıyorsun ki daha, tanımıyorsun, kendi özelliklerini bilmiyorsun. Karşıdakini nasıl tanıyacaksın? Çok komime gidiyor, aklıma geldikçe bir resim geliyor. Uzun süre evli insanlar var, 30 sene, 35 sene. Senin bu özelliğin de mi varmış diyor 35 sene sonra. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla insanın kendini bilmesi en önemlisi. Peygamberimiz Hadis-i Şerif'i çok açık ve net. Kendini bilmek, kendini tanımak çok önemli. Ömrünü zayi etmemek için. Kendini bilen aynı zamanda Allah'ı da bilir. Bu da bir Hadis-i Şerif. Dolayısıyla kendini tanımak, ilk çalışmalarımız onlar oluyor. Analiz etmek. İnsanlar şaşırıyor değil mi? Sen de şaşırdın mı mesela ilk kendini tanırken? Ya tabii genel olarak ilk bahsettiğim gibi o stres skalası mesela çok yüksek çıktı. Orada ben şaşırdım. Onun haricinde... Kendine çok güveniyordun mesela değil mi? Biraz öyle oldu şu an. Mesela tabii birçok alan var şu an. Yani hangi birindeyse mesela özgüven alanı olsun. Mutlaka değinmek istediğim daha bu yayında. Onun haricinde mesela sosyal alandaki, yani sosyal zeka ölçümünde ben mesela bundan arkadaşlarıma bahsederken onlar şey diyordu ya, senin sosyal
zekan diğer zekalarına nazaran geliştirilmesi gerekiyorsa biz ölelim o zaman gibi böyle takılıyorlardı. Çünkü genel olarak daha da sosyal olarak da aktif biriyim. Yani içtimai alanlarda çalışmalarım da arkadaşlarla olsun, çevrelerimle, dernekler bazında olsun çok yoğun geçiyor aslında. Onlar mı şaşırmışlardı? Ama gerçekten isabetli olduğunu görüyorum. Çünkü sonra bakıyorsun o alanlarda nasıl bunu yükseltebilirim? Çalışmalar yapıyorsun kendince farklı tekniklerle. Ve böylelikle onun da değiştiğini ve hayatına olumlu bir etki bıraktığını da müşahede etmiş oluyorsun. Veyahut da ben en azından oldum, öyle söyleyeyim. Peki, şimdi şaşırma kelimesi geçti de o yüzden sormak istiyorum. Seni en çok şaşırtan şey neydi bu programda? Genel olarak beni sanırım en çok şaşırtan husus, biraz düşünmem gerekiyor. Şu an ilk aklıma geleni söylerken isabetli olsun diye. Sanırım hocam gerçekten de özgüven hususunda insanların, çevremizin bizim özgüvenimizi aslında nasıl yer ile yeksan ettiğini öğrenmek. Ve bunun için, bunu düzeltmek için aslında her şeyin yine kendi elinde olduğunu bilmek. Şöyle açmak isterim. Çevremizde hepimizin bizi aşağı çeken insanları var. Yani siz hep diyorsunuz ya, nasıl bir şey nasıl yapılmayacağını öğretiyorlar. Öğretmeye çalışıyorlar. Kendileri farklı sebeplerden dolayı bunları yapmamış, farklı engeller dolayısıyla bunlara fırsat bulamamış olmaları hasebiyle aynı engellerle seninle karşılaşmanı arzu etmeseler dahi karşılaşabileceğini devamlı telkin ediyorlar. Ya bu çok zor olmaz mı? Ya da bunu yapmak için ya şu çok kötü. Ya bir işin, hani siz sıkça söylüyorsunuz, bir işin nasıl yapılmayacağını veyahut da bir işte nasıl muvaffak olamayacağını anlatmaları. Ya bu insanların fikirlerini nasıl bloke edebilmeyi öğrenmek. O insanları hayatından çıkarmadan. Çünkü önemli bir yer edinmişler. Ama onların fikri olduğunu kabul etmek. Ama sana telkin yapmalarına, seni programlarına müsaade etmemek. Ya sanırım benim için bunu da uygulayabiliyor olmak çok verimli ve çok şaşırdığım bir şey oldu. Yani şöyle diyelim, şırınga, daha önceden beynine bu şırıngayla giriyorlardı, zehirlerini sıkıyorlardı. Yani bir işin nasıl yapılmayacağını sana öğretiyorlardı şırıngayla. 455 bin kere 18 yaşına kadar istatistikler bunu söylüyor. Bir işin nasıl yapılmayacağını şırıngayla beynine sokuyorlardı. Ama sen bu programda bunu nasıl etkisiz hale getirildiğini öğrendin. Artık sana bir şey iğnesi çıktı. Yani sana zarar vermiyor. Bloke edebiliyorsun. Evet. Tam olarak öyle hocam. Yani bunlar var ama sana zarar veremiyor. Arada bir cam gibi bir şey koydum, etki yapmıyor artık. İstediği kadar konuşsunlar, istedikleri kadar zehirlerini sıksınlar. Vampir gibi enerjini senin çekmeye çalışsalar da enerjini çekemiyorlar. Tamam, evet. Olmuyor değil mi? Artık etki yok, yapmıyor. Yok, artık etki yapmıyor ve daha evvel bunu engellemeye çalışsan da ya kalp kırıyorsun, ya işte bana senin bu hikayelerini anlatma veyahut da buna ihtiyacım yok diyerek cevap verebiliyorsun. Bu sefer kalp kırılıyor veyahut da bir şey demiyorsun, sana etki bırakıyor. Ama artık ne kalp kırıyorsun ne de senin etkilenmeni, kendinin etkilenmesini müsaade etmiyorsun. Ya benim babamın her zaman söylediği bir söz var. Dünyada bir kişi bir işi yaptıysa o iş olur. Ama genel olarak bizde tam tersi. Bir kişi yapamadıysa genellikle o söylenir. O bu yapılmıyor, bu zor. Geri kalan herkes yapsa dahi bu söylenir. Ama artık bu fikirleri böyle çok soft bir şekilde, çok nazik bir şekilde geriye iade etmek mümkün. Yani öğrenilmiş çaresizliklere artık bloke koydum. Sana öğretemiyorlar. Çaresizliği öğretemiyorlar.
Ama güzel fikirleri varsa, çare varsa, çözüm varsa her zaman kulağın açıktır artık. Tabii ki her zaman o konuda dinliyorum. Öbür meseleleri de dinlemek durumundayım ama istifade ediyorum. Müstefid oluyorum, öyle diyeyim. Olumlu şeylerde. Peki o zaman şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi sen 4 seneden beri uzaktan takip ediyordun. Engellerin vardı, giremiyordun programa veya bir türlü nasip olmadı. Sonra programa katıldın, beklediğinden daha mı farklı bir şey çıktı? Yani şöyle diyelim, bizi tercih etmenin sebebi neydi o zaman? Nasıl, hani o konuda ne dersin? Daha mı farklı bir hazine çıktı, öyle diyelim? Benim açıkçası şu hususta tereddüdüm vardı. Ben öğrendiklerimi uygulamakta zorluk çeker miyim? İlk zamanlar değil, ilk zamanlar bahsettiğim işte. Çok güzel tezlerimi yazdım, araştırmalarımı yaptım. Daha uzun bir süre geçti, hala zorluk çekmiyorum. Çünkü o comfort zone, rahatlık alanı diye bahsettiğimiz alan genişledikçe oradan çıkmayı da öğrendim programlarda. Yani benim bir ayağım aslında bu biraz da Mevlana'nın pergel metaforu gibi. Bir ayağın sabit ama öbür ayağınla dünyayı dolaş. Diyor ya, bir ayağını itikadın üzeri sabit tut, öbür ayağınla dünyayı. Önemli olan ama öbür ayağınla gerçekten o comfort zone'dan çıkma, dünyayı dolaşma. Ve bu hususta muvaffak olduğumu düşünüyorum ve genel olarak şöyle bir algı oluştu. Ben uyguladıkça lezzet bırakıyor her şey. İlk başta bahsettim ya, yeme içme alışkanlığı ve su içmeden bahsettim. Yani suyun bile lezzeti farklı oluyor. Çünkü onun senin hayatına artık bir katma değeri, yani Almanca bir Mehrwert oluşturuyor. Katma değer oluşturuyor. Çünkü yaptığın işten artık zevk alıyorsun. Neden? Çünkü baskı altında yapmıyorsun. Bir an evvel yapayım da biteyim diye değil. Çünkü her zaman hedef odaklı çalışmayı öğrendin. Sonuç odaklı çalışmayı öğrendin. Ama o sonuca giderken de ne olursa olsun ben bunu şimdi yapacağım, vurdu kırdı iki günde değil. Gerçekten onun yanı sıra gündelik işlerini, gündelik işte en basit şeyler, alışverişini, kağıt, işte bürokratik işlerini vesaire, onları da yapmayı öğreniyorsun. Dolayısıyla benim için programdaki en önemli husus da, o yüzden ilk başta çok üzerine duydum, düzenli, istikrarlı. Çünkü bunlar her zaman bir engel teşkil ediyordu. Şöyle kısa bir örnek daha vereyim hocam, izniniz olursa. Malum biz taşındık, bir taşınma sürecimiz oldu. Ve taşınırken ben daha evvel de eğitim dolayısıyla 4 yıl Münih'te kaldım. Orada 2 kere taşındım. Sonra tekrar geri geldim eğitimimi tamamladıktan sonra. Burada işte Darmstadt yakınlarında devam etmiştim. O esnada 2-3 defa taşındım. Ve taşınma sürecinin nasıl olduğunu o zamanlar tattım, tecrübe ettim. Taşınırken hep şöyle olduğunu düşündüm. Şimdi taşınıyorum, olağanüstü bir hal, olağanüstü bir durum var ve taşınırken başka hiçbir iş yapamam. Ancak yeni ikametgahıma yerleştikten sonra gündelik hayat devam eder. Öyle olacağını düşündüm. Ama 8. ayda biz göçtük, ikamet ettik, farklı bir yere aldık ikametimizi. Ve inanır mısınız, taşınmadan birkaç gün öncesine kadar benim çalışma odam olduğu gibi duruyordu. Bu şey açısından söylemiyorum, hani eşyaları paketlemedim diye değil, çalışmaya devam ettim. Birkaç gün kalaya kadar, çünkü çalışma odasının vakti gelmemişti. Ama ben diğer odalarda işlerimi halledip çalışma odasına geldim ki çalışmaya devam edebiliyordum. Daha evvelki tecrübelerimde böyle olmadı. Daha evvelki tecrübelerimde nasıl oldu? Taşınıyorum, olağanüstü bir durum, düzenim yok, şu an çalışamam. Yani bir çapa oluşuyor, bir anka oluşuyor. Ve o ankayı çözmedikçe taşınmadan bitmenin aslında hepsi bir bahane, bir mazeret, yani mızmızlanma. Çalışamıyorsun.
işlerini yoluna koyamıyorsun. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer gerçekten eşyalarımı, yani kitaplarımı taşıyana kadar 2-3 gün öncesine kadar çalışma odamız olduğu gibi kaldı. Araştırmalarımıza, makalelerimize, çalışmalarımıza devam edebildik. Onun yanı sıra da çalıştık. Ev ararken de her gün işte ev bakayım baskısıyla değil. Gerçekten bir zaman dilimi koyduk ve her gün 45 dakika yoğun bir şekilde ev baktık. Ve o 45 dakika sonra ev bakma hususunu kapattık, işimize koyulduk. Bunun nasıl bir avantajı oldu? Şöyle bir avantajı oldu. Taşınan bir tek ben değildim. Yani arkadaşlarım da yani görüyorum onlarda da. Aile efradında taşınanlar oldu. Onlarda bu durum böyle olmadı. Bir an önce taşınma telaşı bitsin, sonra durumu oluştu. Ama bizde öyle oluşmadı. Çünkü onu öğrendik ki düzenli bir şekilde zaten gayret ve çaba gösterdikten sonra zaten o olacaktır. Önemli olan emek sarf etmek. Ve biz düzenli bir emek sarf ettik. Günün 8-9 saatte buna kafa yormaktansa 45 dakika ev bakıyorduk. Görüşmelerimizi işte ev ilk gitme izlenimi, işte Besichtigungstermin dediğimiz Almanca terminlerimiz vesaire ayarlıyorduk. Ondan sonra 45 dakika sonra kapatıyorduk. Kendi işimize koyuyorduk. Ve bunu da ilk başta taşınma meselesi açmadığınız için söylüyorum. Bunu da ailemdeki herkes gerçekten çok takdir etti. Yani nasıl oluyor da bu kadar olağanüstü bir duruma rağmen normal çalışmalarına, gündelik işlerine, araştırmalarına devam edebiliyorsun gibi bir durum söz konusu oldu. Yani bu planlı çalışma, disiplin sana disiplin kazandırdı, iradeni güçlendirdi. Bununla beraber sen şunu burada belirtmek istiyorsun. Senin görevin şunu şuraya kadar götürmek, 45 dakika. Evet. Çalışman buraya kadar götürmek. Buradan suyun akması rızık. Allah'ın Hazreti Allah veriyor. Rızık Allah veriyor. Yani sen 45 dakika çalışmanı yap. Kader gayrete aşıktır. Gerisini Hazreti Allah veriyor zaten. Olağanüstü gibi şeyler oluyor diyorsun değil mi? Yani sen yeter ki bir bedelini öde, zamanını ayır, gayret göster. Evet, tam olarak öyle. Çünkü taşındıktan sonra da şimdi tekrar aile efradıyla görüşürken diyoruz ki ya aslında olağanüstü haller hiç bitmiyor. Biz halleri olağanüstü kılıyoruz. Aslında bunlar hayatın akışında olan şeyler. Taşınma, işte iş vesaire. Bunlarla yani damit umgehen, bu meseleyle başa çıkabilmek. Asıl elzem olarak mühim olan husus o. Ve nasıl başa çıkabileceksin? Ya da nasıl bu işin üstesinden gelebileceksin? Ya Allah seni nasıl, ne şekilde muvaffak kılacak? Genel olarak taşındıktan sonra da aile efradıyla bir araya gelince bu geçmiş birkaç ayı konuşuyoruz ve diyoruz ki olağanüstü diye tabir ettiğimiz durumlar yok aslında. Biz durumları olağanüstü kılıyoruz. Bunlar hepsi olağan şeyler, hayatın akışında olan şeyler. Taşınma olsun, farklı bir yere göç etme olsun, işte aileye yeni bir aile üyesi kazanmak olsun. Bunlar hayatın o içinde olan şeyler. Biz kendi bakış açımızda, görüş açımızda meseleleri olağanüstü kılıyoruz. Bu durumda biz alışverişe gitmeyi bile olağanüstü bir duruma getirebiliriz. Ama aslında olağan bir şey. Dolayısıyla bu durumla, olağan olan durumların üstesinden nasıl gelebileceğimiz de bizim bakış açımız ve bizim çabamız da mümkün oluyor. Orada da önemli olan siz hep araba misali veriyorsunuz. İşte araba çalışıyor ama gitmiyor. Orada da önemli olan gerçekten neye nasıl enerji harcayacağın, neye ne kadar zaman ayıracağın, hangi meselenin üzerine ne kadar gideceksin. Bu durumlar tabii bunları da haliyle programda farklı alanlarda, farklı bölümlerde de öğrenmek katılınca en azından öyle söyleyeyim, öğrenmek mümkün oluyor. Çok güzel. Çok güzel izah ettin. Peki şöyle
En önemlisi, yani bütün taç diyelim, hani biraz önce aslında söyledim, mindset, görüş, bakış açısı, kafa yapısı, hani her zaman derler ya, her şeyin ne varsa %95'i bakış açısı. Sen bu konuda ne dersin? Yani senin bakış açını değiştirdi bu program. Bu konularda ne dersin? Yani bakış açısıyla alakalı, mindsetle alakalı. Nasıl değiştirdi senin bakış açını genel olarak? İlk olarak sizin devamlı bahsettiğiniz öğretilmiş çaresizlik meselesini ele alarak, yani aslında bize durumları çaresiz kılan, demin de bahsettiğim gibi olağanüstü kılan bizleriz. Çaresiz kılan da bize öğretilen şeyler. Dolayısıyla bunlarla birlikte meselelerin üzerine gidince baş etmemek mümkün olabiliyor. Çünkü bir çaresizlik ayarlanmış, programlanmış. Bakış açısında haliyle direkt olarak etkiliyor. Çünkü çaresiz, kara, yani bir tarafta nehir akarken bir taraftan zift akmasına benziyor. Ve siz zifte odaklanıyorsunuz. Ama o nehire, o güzelliğe, o bahardaki kuşların ötüşüne değil, ziftteki kara dumanı odaklanıyorsun. Aslında çok basit görünen bakış açını ziften alıp nehre, orada akan güzelliğe, bahardaki kuşların cıvıltısına odaklanman çok basit gibi gözükse de aslında ta ilk ayarlara, hani Grundeinstellung dediğimiz ilk ayarlara inip onları değiştirmek mümkün oluyor. Ancak o şekilde mümkün olduğunu tecrübe ettim. Dolayısıyla şöyle vizüel, yani görsel bir şekilde anlatacak olursam, şöyle bakarken artık sağ tarafa bakar oldum. Öyle söyleyeyim. Ve bu da tabii ki birçok şeyin etkisi var. Dil kalıpları, günlük kullandığımız. Mesela ben çok fark ediyorum. Artık ben kullanmasam bile çevremdeki insanların nasıl hep olumsuz, negatif cümleler kurduğunu. Ya bunu yaparsan mahvoldun ya. Ya da şöyle yapma ya. Of, o olursa bittin. Hadi ya öyle. Ya bunlar hep şakasına da söylense insana hep bir negatif bir enerji veriyor. Ama artık ne zaman onlar bitti, ne zaman artık problem diye gördüğümüz şeylerin aslında birer aşılması gereken bir step, bir basamak olarak gördüğüm andan itibaren bunlar ortadan kalkıyor. Yani biz onu problem diye adlandırıyoruz. O problem değil, o bir basamak. Ve hayat zaten bizi öyle şartlıyor ki devamlı problem dersek devamlı problemler olur. Basamak dersek devamlı basamaklar olur ve bizim yükselmemizi sağlar. Bu yükselmek her alanda mümkün. Yani yalnızca maddi olarak görmemek gerekiyor. Bizi kişisel olarak da geliştirir, karakter olarak da geliştirir. Dolayısıyla onlara biz ne zaman problem değil de bir basamak dersek, dil kalıplarımızı, onun haricinde alışkanlıklarımızı, hayatta aslında bizim olumlu olarak görmemiz gereken her şeyin olumsuzluğu tarafı gösterildiği için biz onlara farklı yorum katıyoruz. Ve ancak bu şekilde benim mindsetimin değiştirebilmem, görüş açımı değiştirebilmem mümkün oldu. Burada önemli olan husus, belki bazen yanlış anlaşılabilir. Kısa antiparantez için söyleyeyim. Çok fazla şey, yani gerçekçi olmak aslında. Yani sırf olumsuzdan her şeyin iyi tarafını görelim. İşte bak nehir akıyor vesaire. Hayır. Yani gerçekçi olarak bakabilmek de var bu işin içinde. Bunların gözlükleri var bende, biliyorsun. Bu iyimser bakmak. Pembe, hani toz pembe görmek. Bu karamsar bakmak hayata. Bu da doğru değil, bu da doğru değil. Hı. Olan ne? Gerçekçi bakmak. Gerçek. Yani arada hiçbir şey yok, manipülasyon yok. Seni kimse manipüle etmiyor, hipnoza etmeye çalışıyorlar, tamam? Ama sende etki yapmıyor. O iğneler, şırıngalar sende etki yapmıyor. O yüzden nötr bakabiliyorsun.
Gerçekçi bakabiliyorsun. Gerçekçi bakmaya başladığın zaman neyi görüyorsun aslında biraz önce? Problem görmüyorsun. Hiçbir yerde problem yok. Sadece basamakları görüyorsun. Sonra o berrak akan suyu görüyorsun. Kuşları görüyorsun. Kuşların cıvıltılarını duyuyorsun. O güzelliği görüyorsun. Başka bir şey yok. Ki bunlar da hayatın içerisinde olan şeyler. Biz sadece göremiyoruz. Kütüphanen var. Kaç tane kitabın var orada? Hocam benim yaklaşık 1400 tane kitabım var. 1400 kitap var. Çok güzel. 1400 tane kitap varken veya binlerce kişisel gelişim programları varken neden bizim programları tercih etsinler? Aslında birçok içerik olarak birçok sebebi varken ben aslında onun haricinde bir noktaya değinmek istiyorum. Bizler Batı Avrupa'da, coğrafya olarak Batı Avrupa'da yaşayan Türkler olarak, Türkiye kökenli insanlar olarak, Türkçe konuşan insanlar olarak bir değerler manzumemiz var. Ve bizi diğer insanlardan ayırt eden bazı özelliklerimiz var. Ve ortak paydalarımız var. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki insan yani sevdiği ile veyahut da insan hayranlık duyduğu kişiyi sever ve sevdiği kişiye de benzer. Dolayısıyla insanın mentörü, ona yol gösteren kişinin de asgari düzeyde ortak değerler manzumesinde buluşması gerektiği kanaatindeyim. Ki kendi değerlerinden, hani bırakın kendi değerlerinden kopmasını, diğer kişinin değerlerini benimsemesini engellemek için. Ve bu psikolojide zaten haleti ruhiyede buna batini tefahhus diyoruz. Yani kişi ya olduğu gibi olanını sever veyahut da olmak istediği gibi olanını sever. Yani aynı şekilde kişi olmak istemediği gibi kişiyi sevmez veya olmadığı gibi kişiyi sevmez. Dolayısıyla bir kişiden bir şeyler öğreniyorsa ister istemez o kişi gibi olmak da istiyordur. Dolayısıyla onu da sevmeye başlar. Peki sadece kişilik olarak sevse güzel. Bir zaman sonra asıl elzem olan nokta izleyenlerin de dikkatini celbetmek istediğim husus tam olarak burası. Onun değerlerini de sevmesi. Yani bu ya bu gayrimüslim birini öğrenip gelip ben de gayrimüslim olması değil. Yavaştan başlayabilir. Onun yaptığı alışkanlıklar olabilir. Yani ya programa başlarken bir besmele ile başlamak bile insana farklı bir enerji veriyor. Program sonrası bir Allah razı olsun demek, Allah'a ısmarlaşmak çok farklı bir enerji veriyor. Farklı bir bağ, bir manevi, metafizik yani doğaüstü bir bağ oluşturuyor. Dolayısıyla minimum düzeyde tutuyorum. Tabii çok geniş bir konu, çok daha tafsilatına inebileceğimiz bir konu. Dolayısıyla aynı coğrafyadan benzer tecrübeler paylaşmış olan insanlar olarak buradaki işte Batı Avrupa'da ikamet eden Türklere bilhassa, Türkçe konuşan insanlara bilhassa söylüyorum. Aynı değerleri olan belli mütedeyyin bir kesim, ya muhafazakar terimini ben pek sevmediğim için mütedeyyin diyeyim, mütedeyyin kesimden bu meseleleri öğrenmek daha kalıcı olabiliyor. Neden kalıcı olabiliyor? İşte nahaltik oluyor. Çünkü yalnızca artık teori öğrenmiyorsun. Bunu yaparsan karşılığı budur veya böyle davranacaksın değil. Karşıdaki kişi de aynı değerleri paylaştığı için sana pratikten de anlatıyor. Yani bu durumda bu tabii ki elbette siz oluyorsunuz. Siz bunu nasıl uygulamamız gerektiği, yani dualarda nereye yerleştirmemiz gerektiğini, Batı Avrupa'daki Türklerin toplum içerisindeki duruşunda nasıl olması gerektiğini, mesela ırkçılık çok büyük bir konu yani ama ben bu ırkçılık konusunu bir bu ırkçılığı yaşamamış olan, empirik olarak tecrübe etmemiş olan birinden bunu hissetmesini, bunun üzerine bir metot gelişmesini bekleyemem. Çünkü yaşamamış ki bilmiyor ne olduğunu. Ama burada farklı, aynı
değerleri yaşamamızla birlikte tabii ki ne oluyor? Aynı basamakları da geçmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla iki katlı bir bina gibi düşünecek olursa bir tarafın bizim değerlerimizle buluşma insanlar merdivenleri sol tarafa çıkıyor. Biz de sağ tarafa çıkarken ondan öğrenmeye başlıyoruz. Ama ne görüyoruz? Merdivenleri çıktıkça aslında yollar ayrışıyor. Biz hala o merdivenle bağ kurmak istiyoruz. Halbuki aynı merdivenle elinden tutup gidebileceğin aynı değerler, aynı tecrübeler, aynı basamakları çıkmış olan kişiden, ehli olan birinden öğrenmek çok daha farklı bir ivme kazandırıyor. Ve biraz hem uzun hem kısa kesmiş oldum hocam. Çok güzel açıklayıcı oldu. Hiç kafada şüphe de bırakmadı kimse de. Öyle inanıyorum. Eklemek istediğin daha neler var? Yani söylemek istediğin. Ya söylemek istediğim şu nokta var. Genel olarak biz, yani siz de değindiniz buna. Biz kendimizi tanıdığımızı düşünüyoruz. Ya ben özgüvenliyim. Ya ben şuna kabiliyetliyim. Ben şuna yetenekliyim. İşte ben Karadenizliyim, çabuk sinirlenirim gibi. Aslında yarısı bize ait olup yarısı bize ait olmayan bir özellikler havuzu barındırıyoruz kafamızda, zihnimizde. Ama programla birlikte müşahede etme fırsatım oldu ki tam olarak öyle değil. Yani dediğim gibi yarısı doğru, yarısı yanlış. Yani çabuk sinirlenmek tabii ki fıtri bir şey de olabilir. Ama o fıtratın üzerine bir 50, bir 70 de biz katıyoruz. Öyle düşündüğümüzü, işte bunu sırf coğrafi bir veyahut da burç, işte aslan burcuyum, işte ben hep ön planda olmak isterim. Halbuki ben nice aslan burcu biliyorum ki hep geri planda. Dolayısıyla bunlar öyle söylendiği için devamlı böyle kabul ediyoruz. Ve daha sonra da olumları alıyoruz yalnızca. Ben özgüvenliyim, ben şuyum, ben buyum. Ama aslında tam olarak öyle değil ve bu ayıp olan bir şey de değil. Yani kendini geliştirmek, özgüven üzerine çalışmak, ondan sonra farklı alanlarda geliştirmesi gereken zeka türlerinde bir geliştirme olmak, ne bileyim, görsel zeka olabilir, işitsel zeka olabilir. Bunlar çok güzel şeyler ve siz de zaten videolarınızda diyorsunuz. Yatırım yapmak. Her şeye yatırım yapıyoruz da kendimize yapmıyoruz. Halbuki bizim yatırımımız neslimizden çıkacak olan, yani bu filiz, bu tohum neslimizde filizlenecek ve onlardan meyvesi çıkacak. Dolayısıyla her şeye maddiyat olarak yatırım yapmak, yaparken kendimize yapmamak bazen de akla zarardır diye düşünüyorum. Nasıl bize ulaşabilirler? Ne yapmaları gerekiyor? Genel olarak bilhassa YouTube'da videoların altında bir forum var. O forumu doldurup zaten oradaki en çekirdek bilgiler diye tabir edeceğimiz en önemli mühim bilgileri ulaştırıyorlar. Ulaştırabiliyorlar daha doğrusu ve ulaştırdıkları takdirde de siz tarafından, ben de öyle oldu, değerlendirmeye alınıyor, değerlendiriliyor ve siz geri dönüş yapıyorsunuz. Bu şekilde sizlere de benim gibi ulaşabilirler. Evet. Yani formu dolduracaklar. Evet. Verecekler. Değerlendirme yapılacak. Yardımcı olabileceğimizi biz anladığımız zaman o kişileri zaten arıyoruz. Evet. Şunları söylemek isterim. Kendimize yaptığımız yatırımla birlikte ben kendim onu tecrübe ettim. Sadece kendimiz faydalanmıyoruz. Çevremizdeki insanlar da faydalanıyor. Çevremizdeki insanlara da daha fazla yardımcı olabiliyoruz. Onlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Ve çevremiz tarafından hem bizim değerimiz zaten artıyor. Aynı şekilde biz de daha fazla ister istemez değer verebiliyoruz insanlara, çevremizdeki insanlara. Ve aynı şekilde ben gençlerden bana hep şöyle söylüyorlar. Ya işte annelere, ebeveynlere, ya hocam bizim çocuk hiç kitap okumuyor. İşte 13-14 yaşlarındalar. Ama diyorum siz ne yapıyorsunuz akşamları? İşte falanca abi veya abla. Ya biz işte işten gidiyoruz, yorgun oluyoruz, televizyon izliyoruz. Diyorum o da olmaz. Yani o da televizyon izlemek ister. Dolayısıyla burada değinmek istediğim husus nokta şu. Ancak çocuklarının burada büyüklere de
söylemiş olurum. Çocuklarının da farklı bir şekilde kişisel olarak gelişmelerini istiyorlarsa evvela kendilerinden başlamaları isabetli olur. Ne kadar kendilerini geliştirirler, çocukları da o kadar onlarla birlikte zaten gelişir. Yani bu şekilde bir taşla da iki kuş vurmuş olurlar. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Herkese kucak dolusu selam gönderiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.